elindeki batı enstrümanı olup bu koma sesleri çıktığı zaman ben açıkçası şaşırıyorum. Çünkü orada koma diye bir düğme yoktur. Onu ben biliyorum daha önceden. Sen onları nasıl çıkarıyorsun? Dudak pozisyonuyla ayarlıyorum bunu. Bazı perdelerde de pozisyonlar var aslında. Ama her perdede yok. Aha. Yani şöyle, mesela uşak makamından bir örnek Evet, vereyim. evet. Burada pozisyon var. Ama burada dudağımı da Peki dudak aynı kalsa ne çıkacak? Aha. Hadi yazın teki çıkacak. evet. Mesela buradan karciğere bağladığım zaman da neva üstünde şöyle bir şey oluyor. Burada da pozisyon var. Ama yine dudakla indiriyorum biraz. Yardımcı oluyorsun Evet. bana. Ama pozisyon da yardımcı oluyor buna. Peki, buna benzeyen bildiğim kadarıyla mesela uşak makamı var ama onu bir ikinci perde komalı, değil mi? Evet. Bir de kürdi var. Evet. O komasız mıydı? Evet, okumasız. Ama dizi olarak aynı. Dizi olarak aynı. Peki onu da örnek Tamam. alabilir miyiz? Uşağa geç. Böyle. Çok tatlı bir farklılık var. Evet. Ve o Yani birisi gerçekten... 5 komalık, birisi koma. Evet, o Bir koma komalık. çok ilginç bir şey. Evet. Ya ben Türkiye'ye geldiğim zaman o komalar bana direkt detone olarak geliyordu Evet. kulağıma. Ben hep şaşırıyordum. Yani arkadaşım sen normal basamıyor musun diye düşünüyordum. Sonra tabii alışınca, kulak alışınca ve çok çok tatlı müzik Evet. oluyor. Ben de onu kullanmaya çalışıyorum. Hatta geçen de piyano akort ettim, komalı çıktı. O da bir ayrı bir konu.